Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te gerçekten çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Hem Trabzonspor Futbol Okulu öğrencileri burada futbolcularla kavuşmanın heyecanını yaşadı, hem de Gaziantep'teki Trabzonsporlular artık o hasreti sonlandırmak için orada havalimanındaki yerini aldılar. Hele o baklavanın üzerindeki fıstıklarla yazılan Trabzonspor detayı gerçekten çok önemliydi. Ama en çok dikkat çeken konu bence taraftarların, yani belli bir oyuncuya artık odaklı değil, illa takımda bir isim öne çıkmıyor. Kimisi Jose Sosa'ya koşuyor, kimisi Uğurcan'a, kimisi Sörlot'a, kimi Badoendi'ye, kimisi Mikel'e. Hepsi farklı farklı isimlere dikkat çekiyor. Hepsinin gönlünde belki de farklı bir kahraman var. Önceki sezonları çok iyi hatırlıyorum. Birkaç oyuncu vardı yıldız diye tabir edilen. Herkes o isimlerle fotoğraf çekilmek isterdi. Diğer isimler böyle yandan kaçardı ama burada öyle olmadı. Hemen hemen her futbolcuda, her taraftan fotoğraf çekilmeye çalıştı. Bu bence çok önemli ve güzel bir detaydı. Gaziantep maçı öncesi muhtemel 11 beklentime gelecek olursak Obi Mikel kart cezası sona erdi. Obi Mikel artık döndü, o ilk 11'de olacak. Stoper'de yine Da Costa Kamp ikilisini göreceğiz ama ben şöyle başlayayım. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi, stoperde Da Costa Kamp ikilisi, solda Novak, ortada Sosa Mikel ikilisini göreceğiz. Orta sahanın sağında Ekuban, ofansif orta sahada Badoendie, solda Vakeme, ileride Sörlot olacak. Ama sadece bir sürpriz bekliyorum. Benim için olursa açıkçası çok da fazla şaşırmam. Abdülkadir Ömür bir şekilde bu kadroda ilk 11'e girerse, yarın ilk 11'e başlarsa, bu açıkçası benim için çok sürpriz olmaz. Çünkü hem antrenmanlarda oldukça istekli olduğunu öğrendik diyorum. Çünkü antrenmanlar basına kapalıydı. Hem de artık Euro 2020 yaklaşıyor ve takımın bir şekilde bu şampiyonluk kadrosunda Abdülkadir Ömür verebileceği en fazla katkıyı vermek istiyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte onun da ismini daha sıklıkla duyacağız veya telaffuz edeceğiz gibi gözüküyor ama özellikle o hücum hattında, kanatlarda o kadar tatlı bir rekabet yaşanıyor ki, yani şu an teknik ekibin yerinde olsanız siz acaba kimi oynatırdınız? I'm not